İyi gidi koca konuk. Sen de mi istemeyecektin bizi? Sen de mi kapının önüne koyacaktın? Evine ki döndü. Bir gün gelecek. Dünyada istemeyecek. Yeter gidin artık diyecek. Öyle de. Ne güzel günlerimiz geçti bu evde Muammer. Oo, bu anılara başlarsan biz buradan çıkamayız değil mi? Nereye gideceğiz peki şimdi? Hani ilçede bir otel vardı diyorum. Buraya mı varsak? Ya, oğlum evi var Muammer orada. Otel koşelerinde mi süründüreceğim ben? Ne bileyim, yük olmasa mıydık? Zaten başları... Muammer. Nefsim ağır geliyor demiyorum da bahane mi buluyorum? Bugün hatır nefis günü değil. Oğluma sen oğlum. Kendini arabanın önüne attı seni kurtarmak için. Ya anons ettilerdi ama ben Muammer abimgilin eviyle alakalı olduğunu hiç anlamadım. Valla belediye didik didik bütün evleri denetliyor. Bizim eve de denetlemeye geldiler. Çok şükür biz atlattık. Çok şükür. Ama bizim evlerde de bir sorun çıkmaz inşallah. 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 Ha bak geldiler ha. Geldiler hadi kalk kalk. Hadi. Hadi. Amca sen ne yapsın ya, haber verseydin biz gelir karşılardık. Ver yenge lan. Ver. Anne hoş geldiniz. Anca ikna edebildim. Dün de geldik ya işte. Daha ne uzatıyorsun? Baba hoş geldiniz. Anam hoş geldi. Hoş geldiniz. Hadi buyurun öyle ayakta kalmayın, ben size odanızı göstereyim. Buyur baba. Yani burada rahat edersiniz diye düşündük Veysel'le. Sağ ol kızım. Bunca yıl siz bizi misafir ettiniz. Allah razı olsun, onca da kahrımızı çektiniz. Şimdi ağırlama sırası bizde. Ama siz misafir değilsiniz ha. Burası sizin eviniz. Ne olur çekinmeyin. Hem aynı evde de yaşasak, ayrı evde de yaşasak biz bir aileyiz. Yengem Giller yukarıda oturuyoruz hep beraber. Siz de yerleşin. Çay olmak üzere. Tamam kızım.